Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hürmetli zülkörüşler, Tarık'ın Ezer programımızdan 4. sana gelgenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli kardeşler, biz bu programımızda hürmetli ustazımız Doktor Sultan Mahmut Kaşgari ustazımızın teklif kılıp devamlaştırıyordumuz. Ötken 3 katımlık programımızda devam kılıp ötken buldu. Özden yine bugünkü programımızı kıymetli vaktinden çıkarıp kepe geldiği için köpten köp rahmet ediniz. Rahmet size Allah razı olsun. Kadirli kardeşler, biz ötkenki 3 katımlık programımızda, bu tarihi nazar programımızda bulup mu şu ahırki yıllarda, en ahırki katımlarımızda 1933 yılı ve 44. yılları kurulan Cumhuriyet'in ki aldı kendiki tarihli hakkıda tarihi cihetin bunun bahsi yürgüzüp bunu toxtaldıq. Birincisi de bu iki cumhuriyetinin ki mukaddimisi şekilde sunan basaq. İkincisi de bu 33. yılı kurulan cumhuriyetinin ki asasi kanunu hakkı toxtaldıq. Ötken katılmak 3. sanımızı basa. Muşu Xojina Zacim'nin ki örkeştemde Ruslar bilen İlipa'nın 12 maddelik kilişimi ve bu kilişimge karşı Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin baş ministeri Sabit Damurlu Hacim'nin ki özününki ministerler bilen birge Xojina Zacim'den Ruslar bilen tüzgen 12 maddelik kilişimige karşı 12 maddelik kararname ilan kıgallıkı yani ibaret bu mevzularını toxtalıp öttük. Bugün inşallah 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hakkıda Muşu Cumhuriyeti'nin kuruluş aldı kendiki ve akalikli hakkıda ve bununki başta Sovet yani Ruslar bunu başta kollagandek körünüp durup onun kendinden bu hayırlı kılıp, yani şu bizden iğir ziyanlığa uçurduk. Kiyin komünist ıhtıya satkallığı hakkıdan bu etrafta paralanış bitimiz. Hürmetlik ustazımız yine bu mevzulara bizden ait kıymetlik malumatlarını verdi. Muşak tohtulup istek bir genel hürmetlik. Rahmet. yılı 12 Kasım'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni Stalin başçılığındaki Sovet Komünist Hakimiyeti türlük suikast ilimi kirli bilen Bopmu Militarist Hıttay General Şin Hüseyin'i kollaş arkalık bu Cumhuriyeti'ni otturduğun kaldığından dinkiyin Şarkı Türkistan Fütülley Cellat Şin Hüseyin'inki İgidacılığı'na verildi. Cellat Şin Hüseyin Şarkı Türkistan'ı zulmetlik cehennem gaylandırdı. Bizden Şarkı Türkistan'daki dini alımla Münevver Ziyalı'la ve Şarkı Türkistan'daki yani büyük bizim inkılap hareketimizin rehberleri ve Şarkı Türkistan'da nüfuzluk cemiyet erbapları başta olmak üzere 100 milyon kişilerini türmelerde öldürüp kallık bir diktatör hakimiyetini devam kıldırdı. Sovyet Rusya komünist hakimiyeti Şin Hüseyin her cihetin yarıyılıkta oldu. Onun bütün devlet operatörüne Rusya'dan, komünist Rusya'dan üretilen kişiler, meslekçi şekli de onun mühim tarmaklarında mühim oran aldı. Ve Sovyet Rusya hükümeti, Çin Rusya hükümetini kovdaş için kumulga Rus motorlaşkan bir divziyesine uğurlaştırdı. Muşarkılık, demek ki Şin Hüseyin her cihetini kollab kuvvetlep Şarkı Türkistan halkını naiti vahşilikle ezdi, horladı. 1942 yılı Hitler Germaniyesi Sovyetler İttifakı'na kıyan hücumunu tekimi tizleştirip Moskova ile Volgograd yani Stalingrad degen şehrini kuşatma aslığa ağandıyken Şin Hüseyin Ruslarının işte kaydığı oldu deyip Stalin'den ve Ruslardan yüz çevirip
Jankeyşi Gumindan'a yakınlaştı. Ve Jankeyşi bu Cellat Şıngız Hüseyin'i 1944 yılı demek 8. ayının 5'i de onu Çinçin'e kaytırıp gelip onu şu zamanki dehkançılık, ormançılık ministeri kılıp tayinledi. Ve Wu Jingxin degen bir Xitayni Şarık Türkistan'a yani Şinjan ölkülük hükümetinin reis kılıp onu Ürümçi güvendi. Gomindan'ın askerleri hem Şarık Türkistan tıfraklarına girdi. Zulüm yeni devam kıldı. Çoğun Xitay milletçiliği, asimilasyon siyaseti, iktisat zulüm evciki çıktı. Her hıl Alman yasaklar küpeydi. Halkımız ne? Yani bir nefes alamaydıgan bir halkı keltirdi. Bu vakitte, yani 43. yılı, Gomindan Partisi Merkez Komite Teşvikat Bölümünün başlığı Yan Hensav, Şarık Türkistan'a gelip Ürümçi ve başka vilayetlerde yığılığa içip, Hıttay'daki milletlerinin hemisinin Huangde evladı kendiliğine, Huangde'nin evladı kendiliğine, şunlaşık hemimizin bir millet ikenliğine, Şarık Türkistan'da 13 millet mevcut emesliğine, ula Hıttay milleti bilen nesildaş ve yıldızdaş ikenliğine tekit edildi. Ve Hıttay dilini öğrenişke, Hıttayla bilen özara evlenişke çakırık çıkardı. Demek bu zulüm, bu felaketler karşısında elbet Şarık Türkistan halkı baş egip kol koşturup duramaydı. Şunun için Şarık Türkistan'ın bütün velayet, bütün bölgeleri de bu Hıttay hakimiyetine, yani Gomindan Hıttay hakimiyeti karşı narazılık küçeydi. Ve her yerde türlü teşkilatla kuruluş başladı. Bu teşkilatların en muhimi 1944 yılı 7. ayda İli Vilayeti'nin Gülcü şehirde İlhan Törem başçılığı kurulgan Şarık Türkistan Azatlık Teşkilatı'ydı. Bu teşkilatka şu vakitin münevver insanları bu teşkilatın içi girdi. Bu teşkilatın kurulganlığını sezip kalan yani Rus komünist hakimiyeti bu İlhan Törem'nin ağkısını kirebilip Sovet hükümeti bunun deyken Şarık Türkistan halkının milli müstakillik görüşünü katli kollaydı. Şunun için eğer inkılap kıysanla biz sizin her zaman akanlı da. Biz bütün yardım verişki teyya dep bunu aldaş göründü. Hatta İlhan Törem böğürtala Arşan'a ketken zaman Sovet'in konsülü Dubaş'ın Arşan'a davalını spütüven kilip yani İlhan Törem görüşüp yani onunla bu tavsiyelerini kıldı biz. İnkılap'ın kaga vaktinde biz sizinle birlikte olsak. İkincisi Kansay'da, İlhan Törem Kansay'da demir ışık bağlan üye gibi geldi. Ve kim Gülcü şehir diyene malum vasıtalarıyla İlhan Törem ile görüşüp yana bu teklifini yani kaydı tekrar dedi. İlhan Törem sizlerin 33. yıldaki Şarık Türkistan Cumhuriyeti'ne kandak yok kalanını obdan bilemez. Sizler bizi silip ahir diyen bizi öğrenişinler mümkün. Biz sizinle kandak işini eleyemiz. Bizim işinişimiz mümkün emez sizlere. Dep red kıldı. Lekin o dedi ki biz bu hatalık ne? Biz tonuduk. Bunun deyken sizlerinin kollaştığını yüz öğrendiğin ehval katli bombaydı. Sovet İttifakı aciz milletlerinin dostu. Sizlerinin Hıttay müstemlekeçilerden kurtulup hür, demek müstakil bir devlet olup şekilini şınlarca biz istaşık kılımız dep İlhan Törem'ni yani kayıt kayıta tavsiye kılıp yardım verildi kallığını demek takitlep turvaldı. Demek bunun da bir yazma hüccet elimizde yok ama hoş. Yazma hüccetle bu ayet nasıl kilişim kılığını onu bilemeyimiz ama ağzaki bir kilişim kıldı mı yazılı bir hüccet arıklık kıldı mı onu bizden de kolumuzda yazılık hüccet yok. Demek ahire İlhan Törem'ni
mecburlap özgü biraz mail kıldı. Yani burun biz hata kıygan endi kılmaymayız. Hoş. Biz Jukur'da ettik, Şarık Türkistan'ın her kaysi yerlerde demek münevver Şarık Türkistan halkları türlük teşkilatlarını kurup Kıtay hakimiyeti karşı korallık köreş başlaş baskıcıga kendini deydi. Yani şunda korallık köreş başlaşının mühim teşkilatlarından biri Oğulcu'nun Nılkın Ayist kurulgan idi. Yani bu yerde Nılkın Ayist'te bu Fatih Batur, Gini Batur, Ekber Baturlarının başçılığı da demek Kıtay hakimiyeti karşı, Gümünden abi karşı bir teşkilat kurulgan idi. Bu teşkilat ahiri 8. ayının 17. günü Ulastay diye yerde Gümünden askerleri karşı kozalan götürüp ulağına ait kakşat zerbi verip bir kısım koral, bir kısım mühim yani ok doğru iyi oldu. Ve bu teşkilat Bağansır halkının himayesi iyi olup 1944 yılı 10. ayının 6. günü Nılıkı naisi hücum kılıp kattık bir iki gündüzlük can veren Nılıkı naisini Gomindan eksiyatçilerden azat kıldı. Gomindan Hıhtaylardan azat kıldı. Nılıkı naisinin bütün tağları da partizanlar teşkilatları yani ilgi hüddü bağırdı üsüp çıkan notla okşaş bulanaydı. Her yerde kent köylendi, köpeydi. Sancağı ettim mi açtı. Şarık Türkistan Azatlık Teşkilatı yani İlhan Türen Baş Azatlık Teşkilatı Gülcü'deki Hıhtay askerlerinin köpünün Nılkı Naisi'nin tağları da bu inkılapçılarını bastırış için o bölgelerde çıkıp getkenliğini Gülcü'de Hıhtay hakimiyetinin askerlerinin sahanının azaygallığını nezer gelip demek bu Fatih Gini Batur ve Ekber Batur başçılığındaki bu partizanlığa Allah'a kuvvetip Gülcü'ye hücum kılışını Gülcü'ye hücum kılışını hakkını talimat verdi. Şunun ile 1944 yılı 6. Noyabr günü bizden Gini Batur, Fatih Batur başçılığındaki partizan kısımlarımız 3 liniye boyunca Gülcü şehri hücum kıldı. 5 günlük kattık can ölen 12. Noyabr günü Gülcü'nün asaslı kısmını Gomindan'dan tazırladı. Yani Azatlık Teşkilatı'nın kurulaştırışı ile Gülcü'nün asaslı kısmı Gomindan hakimiyetini, Gomindan Kıtaylıların azat kılınganından ki İlhan Tören başçılığı Azatlık, Şarık Türkistan Azatlık Teşkilatı'nın kurulaştırılışı ile Gülcü şehirdeki Okak kulübü de, Okak kulübü Uygur Kazak Kırgız kulübü diyen bir kulüp var. Şu kulüpte ciddi yığın ötküzüp Şarık Türkistan Cumhuriyeti Vakıf Hükümeti'nin kurdu. Ve şu yığında Şarık Türkistan Cumhuriyeti Vakıf Hükümeti'nin kurulganlığı, bu hükümetin Şarık Türkistan devletlik vakalet kılıdığallığını, Hıhtay hakimiyetinin tonumaydığallığını elan kıldı. Demek 12. Kasım 1933 yılı kurulgan devletin kurulgan tarihi yani 12. Noyabr günü demek yani 20. yüzyıldaki 2. Şarık Türkistan Cumhuriyeti Gülcü şehirde kurulgan oldu. 11. ayının 17. günü yani Noyabr'ın 17. günü şehrinin gerbideki Van Kadir Beyi'nin aldıdaki çoğun meydanda hükümetin kurulganlığını tebrikleş çok yığın ötküzüldü. Bu yığında demek bu hükümetin kurulganlığını elan kıldı ve bütün halk tenteni güçümdü. Ve ay yıldızlık, yeşil bayrak mumulağı çıkarıldı. Ve Şarık Türkistan gizitti. Azat Şarık Türkistan gizitti neşir kılındı. Yani halk bu inkılapka bütün fedakarlık bilen, özün kolu nim boşuna bilen, yaşlığa özün cini bilen, meli vala meli bilen bu inkılapka bütünle yarı yürek olup
Demek Şarık Türkistan halkının Kıtay müstemlikten kurtulup bir azatlık ne kol geldirişi, müstakil bir devlet kuruş için zor pidakarlık gösterdi. 1945 yılı 1. ayının 5. günü Şarık Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin 4. sallık yığını da 9 maddelik siyasi kitabnamı tasdiklenip resmen elan kılındı. Onun 1. maddesi de Kıtay baskıncılarını Şarık Türkistan'da bütünlüğe koğulup çıkırış deyip gösterirken. Yani Kıtay'ın müstemlik tüzümünü son verip Şarık Türkistan'ın tüprağını bütünlüğe olan koğulup çıkırış. 2. maddesi de Şarık Türkistan zımını da müstakil, demokratik Şarık Türkistan Cumhuriyeti'ni kuruş deyip enik belgelengen idi. Bu çağda Gulji şehrinin şimalideki Heranbağ töpeligige caylaşkan herbi gajarma, Langşan butkanisi ve aydırımı yığılıp kalan düşmelerini partizanla toluk kuruşu aldı. Yani Gulji'nin asas kısmı azat kılındı dedik ama malum kısımları da demek komendanlar özür eskerleri yani mökünüp yani istihkam tutup ağırdı. Birisi Heranbağ töpeligi, Heranbağ ya herbi gazarmisi, ikinci Langşan butkanisi. Dayılın butkanesi. Üçüncüsü ayrı durum. Kolcu ayrı durumu yığılıp kalan idi. Partizanlar derhal hareket kılıp bu yerlerine hem bu yerdeki düşmelerine hem kurşu aldı. Lakin düşmelerini yoktuş biraz uzun sözülüp gitti. 1944 yılı 12. ayının 31. günü Kıtay'ın Şarık Türkistan'daki armiyesinin başkomandanı General Zhu Shaolin 1. ayının 10. günü Kumuldaki 29. Armiya Kumandanı Kıtay Generali Li Taijun ayrı plan bilen Gulji hava boşluğu kilip simsiz radyo arkalık kurşavda kalan Gomindan askerlerden hal sordu. Ve can keyişinin Stalingrad urişini besip çıkıdık ruh bilen ahirgeç karşılık göğüstüp çın turunla diye yol yürüyünü Gomindan askerleri yetkizdi ayrı planda. Sımsı radyo ile. Şununla Gomindan hükümeti 3 yılınış bu içe cezalandığı için koşullarını ili ve Gulji şehrine mandudu. Bu askerle 1945 yılı 1. ayının 11. günü Gulji şehrine 3 tereptin kurşap hücum kıldı. 1. yılınıştı Gomindan askerleri topçu ve bronik kısımlarının himayesi aslında Kensay ığızı hücum kıldı. O zaman da Kensay mı? Demek Milli Armiye'nin yani partizanlarının kolu keçken idi. Hoş. İkinci, üçüncü yılın işte Gomindan kısımları Görsay ığızı ve Karılık Davın arkalık Gulji şehrine hücum kıldı. Düşmelle 1. ayının 17. günü Gulji şehrine 20 kilometre yıkılıp geldi. Lakin Şarık Türkistan Azadlık Teşkilatı'nın reisi yani Şarık Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhur Reisi Eylihan Törem ve onun septaşları keç gündüz işlep düşmanının aldığını tutup zerbe bir işine uyuşturdu. Kahraman partizan fidayılarının kahramanlığı can kılışı neticesinde düşman çirikleri tağ cıralarını yoktuldu. Tağlık bölgelerde yoktuldu. Bu kıtımı tosup zerbe bir işe uğruşu da düşmanının 1300 adımı öldürüldü. Yani Gulji hücum kılan askerlerin 1300'ü öldürüldü. 160 adımı esir gelindi. 3 minamut, 20 tane iğri yenik pilamut, 700'ün artık miltik ganimet elindi. 1945 yılı 1. ayının 30. günü geçe Heranbağ töpeligi, Kıtaylarının gazarmisi, askeri gazarmisi, Langşan butkanesi, ayrı durumdaki düşmelle Teltüks yoktulup Gulji şehri düşmelerden toluk azat kılındı. Yani 1. ayının 30. günü geçilik demek bu Heranbağ'daki askeri gazarmadaki Kıtayla askerleri Gomindan askerleri yoktuldu. Langşan butkanız dikimi kovalı Kıtay askerleri yoktuldu ve ayrı durum kurşulunup ayrı durumda hem düşman askerleri yani toluk yoktulup Gulji şehri düşmelerden toluk azat kılındı. Bu uğruşta düşmanın 1500'ün artık Öptüser ve askerler öldürüldü. Bu Heranbağ, Langşan ve ayrı durumda duruşta Gomindan askerlerden 1500 asker öldürüldü. Öptüser ve asker 1500'ü öldürüldü. 3700'ün artık öptüser ve askerlere esir gelindi.
70.700 öfiser, subay ve askerleri. Hemisi Kıtay'da bulan. Hemisi Kıtay, eser yılında. Şunca kısa vakitten içinde. Müşcanlar ceryanda korkup gitken. Korkup gitken Kıtay generalleri Dodipo savrılığına özünü itip öldürüp aldı. Ayrı durumda. Allah'ım. Çünkü milli armiye şimdi akıllı kış kullandı ki. Afganistan'ın suyunu keçse, demek Hoca'nın ayrı durumu başlıyor etti. Şunlar ayrı durumda o su keçidi kırıp, Müyadik Gomindan'ın ayrıplarının hemisinin çakını su vesip, suyunu kesip etkendeki mızlık için toktap kılıp ayrıplar uçan basalık geldi. Allah. Ayrıplar uçan baydan alık geldi. Bu kıtım kuruşta, 2200'in artık mülktik. 98 tane İğir Yenik Plymouth, 2 tane Zinitop yani uçak savar, ayrıplarına atılan Plymouth, 5 tane Havan Topi, 20'den artık eskiri maşina, 54 tane herbi ve toşuş ayrıplarını ganimet elinde. Demek Golcu'da 54 ayrıldığında 54 ayrıldı. Bunun bir kısmı uruş ayrıplarını, bir kısmı elinde transport ayrıplarını. Bu hepsi demek Şarık Türkistan partizanlarının kolu düştü. Şu vakti ayrıplarına hediyeleri uygulanmam da. Ayrıplarına hediyeleri uygulanmam da. Rusya'ya da bozuk gerekken o vakti uygulanmam da. Bağım yok mu? Melumemez. Ama kim bu ayrıplarına bu ayrıplarına paylanıp mesela Şeyh Uğurşu da bu ayrıplarına kullanıldı. Kıtay'ın istihkamları bombardıman kılındı. Belki Uygurlar'ın bağımlı harbi mektepte okuyan uyarlarını taz biz enik bilmemiz herhalde. Belki esirgeyden kan lüçten işletken buluşu mümkün. Belki ben de o işletken buluşu mümkün. İl velayetinin köpçülük nâhileri. Mesela Nılka, Jiliyüz, Tokkıstara, Tekes, Mongulköre, Katarlık, Süydün, Korgas Katarlık nailleri toluk azat oldu. Milli armiye devamlık tam ilgirilip bu Gomindan Kıtay askerlerinin uğruşunu tekim ciddi kanat yaydı. 1945 yıl 1. ayının 12. günü hükümet azalarının yani vakitlik Şarık Türkistan hükümeti azalarının 6. kıtımlık jığına da burunki partizan eteretleri asası da Muntizim Milli Armiye kuruş kararı kabul kılındı. Milli Armiye'nin iştahatı, herbi tüzümü, herbi ünvalları, kim kiçekleri doğruluk verilgen teklif layihaya tasdiklandı. 1945 yılı 4. ayının 8. günü burunki 50'den artık partizan eteretleri asası da Muntizim Milli Azatlık Armiyesi teşkil kılındı. Yani bir kısım hazırlıklardan kiyen, demek 45. yılı 4. ayının 8. günü burunki 50'den artık partizan eteretleri asası da Muntizim Milli Azatlık Armiyesi teşkil kılındı. Şu münasebet filan şehrinin garibi kısmındaki meydanda 10 mınlıgan adamlarının katnışı filan Milli Armiyenin kurulgallığını ve tebrikleş, kurulgallığını tebrikleş yeni kurulgan herbi kısımlığa tuğ tapşırış. Tuğ tapşırış mürasim bulup ölüyor. Yığında Şarık Türkistan'ın reisi İlhan Törem hükümetinin kararı asasen Şarık Türkistan Milli Armiyesi'nin kurulgallığını cakalap kumandallık terkibini elan kıldı. Milli Armiyenin Ali Kumandallığı Marshal unvanı bilen İlhan Törem Balısağğunu. Yani hem reis hem Milli Armiyenin Ali Kumandanı. Marshal unvanı verildi İlhan Törem'e. Marshal unvanı bilen Şarık Türkistan Milli Armiyesinin Ali Kumandallığı belgelendi. Milli Armiyenin Başkumandallığı General Lieutenant Ivan Polyanov. Yani Ivan Polyanov kim? Bu aslında Çarusya'ya bilen bu komünist Bolşevikler uruşta, uruş kıyandığı için onu yenilip, o mesela Çöçek'in bu Bekti dediğin tığa arkalık Şarık Türkistan'a 10 bin tane bu Rus episer ve askerler kaçıp kırmak dedi. Hoş. Ve o zaman yalnız için bu askerlerin bir kısmı paralık asker olup, pullık asker kılıp, onu Şarık Türkistan'da partlak veren özü karşı erkenin bastırışı kullandı, kağallarını Bolcu'nun Künes, Tokkıstara,
aynı aileleri yerleştirgen dedi. Demek Pelonup şu vakitteki Çarosya'nın ki epitserlerden biri. Vrişte biraz tecrübe kazanan adamlardan biri. Onun için o yerlik, şu yerleşken Orslar'ın hesaplanıyordu. Onun için onundan paylanmak için onun general, litenat invanı verip onu Şarkı Türkistan Milli Armiyesi'nin başkumandallığına. Mavın başkumandallığına Uygurlar'da Zunun Tiyip. Siyasi komisarlığına Abdurrahim Esenop. Milli Armiye'nin demek siyasi komisarlığı Abdurrahim Esenop. Baş ştab başlığına General Mayor Macarup. Bu Macarup mı şu Çarosya askerlerle kaçıp gelip olacak yerleşkenler. Başkomandanın Rostun kıkına acaba kızgırlık işte. Macarup. Ştab başlığı General Mayor Macarup. Siyasi başkanın başkanlığı Abdülkerim Abbasif'in belgelen geldiğini cekaledi. Abdülkerim Abbasif'in siyasi komiser, Milli Armiye'nin siyasi komiserliğini belgeledi. Andikin her bir kısmının komandiri ve komiserleri elan kılındı. Mesela onun poluk, atlık poluk, piyade poluk, top zembere kısmı bunun hemisinin demek komandanları hem komiserleri elan kılındı. Milli Armiye'nin her kaysı kısımlarına Şarık Türkistan'ın müstakillik için alga degen şuarı yazılgan ay yıldızlık yeşil bayrak tapşırıldı. Karakta Şarık Türkistan'ın müstakillik için alga degen hat yazılgan demek yeşil bayrak tapşırıldı. Kaydı bu içi her bir kısımlarının komandörleri kasem verip yek diz bulup yani çökünü bir dizini yer koyup yek diz bulup her bir tuğunu süyüp durup tapşırıp aldı. Bu tığını bütün Şarık Türkistan'ın bayrağı Kadaşka kasemiyat kılımız deyip kasemiyat kıldı. Arkadan herbi parat oldu. Herbi parat nâit dağdoğuluk oldu. Halık nâit ruhlandırdı. Demek partizanlar, her kaysi bölgülük partizanlar resmi Milli Azatlık Armiya olup, resmi Muntizm Armiya olup, demek 1945 yılı 4. ayının 8. günü demek resmi kuruldu. Onun için bizim o zamanda İslami dini bayramının ikisi. Ramazan bayramı. Kurban et bayramı vardı. Devlet bayramlarının ikisi. Birisi demek Şarık Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulgan 12. Noyabr günü devlet bayramı Şarık Türkistan'dan. İkincisi armiya bayramı. Armiya bayramı, armiyanın bayramı. Demek 4. ayının 8'i. Her yıl 4. ayının 8'i armiya bayramı olarak tebrik edilip durattı. Kumandallık ştab, yani Şarık Türkistan hükümeti ve kumandallık ştabı bir kata tayarlıklardan kiyin. 5. ayda vetinimiz Şarık Türkistan'ı tel tüküs azat kılış mekside 3 yönlüş bu içi hareket planını hazırlap çıktı. Yani bütün Şarık Türkistan bu içi 3 yönlüştün Gomindan hakimiyetiye ve Gomindan'ın eskili kısımlarına hücum başlap. Demek Şarık Türkistan'da müstakil bir devlet kurup çıkış planını hazırlap çıktı. Bu plan bu içe şimali yönünüş, şimali front. İkincisi merkez yönünüş, yani otur yönünüş. Demek merkezi front. Üçüncüsü canobu front. De 3 front teşkil kılındı. Ve birinci şimali yönünüş frontunun başlıklığına General Delilhan Sugurbayup ve Liskin tayinlendi. Ve bu Çöçek'in azat kılış, şuna öyle 6 ayı kırıp Osman Batır'ın kısımlarıyla birleşip 6 ayını azat kılış. 6 ayını azat kılığında iken Gürçin'e kırıp, Gürçin'den kumulunu azat kılıp Şınşah'ın ıgzını tosaş. Bu birinci şimali yönünüşün eskili vazifesi bu şekilde belgelendi. Bu yönünüşlük kısımla 7. ayının 24. günü Delilhan'ın ve Liskin'ninki özra hemkarlığı da Kansay 3. atlık poluk. Kansay 3. atlık poluk Çöçek'nin Toli ve Dölbilci nahillerini azat kılıp Çöçek şehri karab ilgirildi. Dörbülcün uğruşlar düşmanının 200 askerini öldürüp
nurgulluğun koral yarak ve herbi maşini ganimet aldı. 7. ayının 29. günü Çöçek şehrini muhasire kaldı. Hoş. Milli armiyemiz. Çöçek valisi Bınrın karşılık kışık cüret kılanmay, Sovet İttifakı'nın Çöçek konsulhanesine girip, özgü Çöçek vilayetini Hıhtay askerleri bilen emeldarlarına Sovet İttifakı'nın başpanalık verişini iltimas kıldı. Biz bu aslında siz çıkıp geçsek bizi başpanalık versiniz. Sovet İttifakı'nın razılığına ağandığı için barlık koral yaraklarını milli armiyeye tapşırıp verip 1500'e yakın adımını başlap Sovet tevesi kaçıp gitti. Çöçek'in esker ve valileri Sovet tevesi kaçıp gitti. Şunda kılıp 7. ayının 31. günü Çöçek şehri toluk azat oldu. Çöçek şehrinin azat kılıç canları da milli armiyemiz düşmenin 1000'den artık adımını yoktup nurgun koral yarak ve 67 maşinini ganimet aldı. Çöçek vilayet azat boğandığı için burunki partizan edirti asası da özgertip teşkilinden Çöçek 6. atlık poliki. Çöçek 6. atlık poliki. Dörübilcin 4. atlık poliki. Ve Mungul atlık divizyonunu birleştirip müstakil atlık brigada yani lüy brigada teşkil kılındı. Brigada iki kısımı bölündü. Birinci kısmı şimalgı yürüyüş kılıp kubuk sarıgı ucum kılış ve yerden 6 aylık kılış. Osman Bahadır'ın kısımlarıyla birleşip 6 ayını azat kılış ve yerden kıvıçın kılıp kumulunu azat kılış. Hoş. İkinci kısmı şarık yürüyüş kılıp Şihon'u azat kılış uğraşık katlaştı. Bu brigadın ikinci kısmı. Her bir kısımda kanca asker vardı? Mesela bir polikte 2000 asker oldu kurulukta. Atlık askeri 1500'den artık asker oldu atlık poliklerde. Divizyonlarda 500 asker oldu. Hoş. 9. ayının 3. günü milli armiyemizin kısımları Börçin nahisine gelip Altay vilayetinin merkezi Sarsunbek karap ilgirildi. Altay'ın vilayetinin merkezi Sarsunbek karap ilgirildi. Ve Delilhan Osman Bahadır ve Delilhanların iki kısımlarının hemkarlığı bilen 9. ayının 6. günü Sarsunbek'i azat kıldı. 9. ayının 6. günü. 6. günü demek Altay'ın merkezini azat kıldı. Altay'ın valisi General Bellinyon bilen müdafiye kumandanı Gaybola şerhsiz teslim olduğu Allah'ını ilan kıldı. Hoş. Demek vuruşta bir kısım çıkım tatkan deyken demek Altay'ın valisi General Bellinyon bilen müdafiye kumandanı Gaybola şerhsiz teslim olduğunu ilan kıldı. Muş canlılarda milli armiyemiz düşmelilerden 500'den köprek eptiser bilen 1000'den artık düşman eskerini esir aldı. 1500 adamın eseri kaldı Altay'da yani. Bu mindan askerlerden. 48 tane plimot, 1000'den artık mültek ve başka maddi eşyalarını ganimet aldı. Şimdi merkezi yönlüş ehvalı gelsek, merkezi yani yönlüş, yani orta yönlüşteki ehvalı gelsek, armiyemizin karşısındaki Cın ile Şiho'ya düşmanın iki divizya eskeri toplandı kaldı. 20.000 eskeri. Yani bu milli kısımlarımızdan demek Cin Şiho'nu elip Ürümçi'ye hareket kılıçının aldığını tosaş için Cin ile Şiho'ya demek Gomindan'ın iki divizya askeri toplanan. İki divizya demek 20.000 asker demektir. Toplanan idi. Düşmeliler taş yol boylap katma kat müdafiye liniyelerini unutup okuplarını yasakan ve Şiho bazarının etrafına sim tosaklarını kurup İntayın çonkır hendeklerini kovlap su kuyup etken, asaslık yolları mina kömgen, liniye etrafik öğlen çıkıp deldereklerini kesip taşlıgan idi. Şunlar aşkı düşmelle, Şiho yenilmez korgan, Cin aldın kısabının kudretlik Türkiye'de poğatkan idi. Yani öten meydan milli armiye. Başkumandan İvan Pelinop, Çöçek 6. attık poliki. Suyudun birinci piyadı polik hem Mungul atlık divizyonunu hareket keltirip 8 minamot, 8 avan topu, 3 tağzen biriki ve 2 küreş ayrıplarının mastişi bilen 4. sinter birikini düşmenin en mühim istirahat diye yerlik müdafiye korkunu Şiho şehir bazarı hücum kıldı. Şiho şehir bazarı hücum kıldı.
Kahraman Milli Armiyamız şiddetli hücum arkalık 5. sentyabr günü düşmanın birinci müdafiye liniyesini bızıp öttü. Birinci liniye yani tarımar kılıp bunu bızıp öttü. 7. sentyabr günü üç köreşçi ayrılan bir bronik ve artilyanın maslışı bilen ikinci liniye yani bızıp öttü. 8. sentyabr tan seherde katlı hücum bilen 3. ve ahirki müdafiye liniyesini bızıp ötüp Şiho pazarını, Şiho'nun şehrini bütünleyip azat kıldı. Askerlerimiz kaçkan düşmanlarını koklap zerbi verip Şiho ayrı durumuna. Maytak ve Küytan'ı ilgirlep Yensi'ye karab ilgirledi. Bu kıçıklı cende düşmanının 900 adım öldürüldü. Şiho orası 900 komendanın askeri öldürüldü. Mündün artık adımı eser gelindi. Şu günlerde General Iskak ve Kumandallığı'daki Milli Armiyemiz 5 günlük katlık şiddetlik canı ile Cing Naisi'ni azat kıldı. Milli Armiyemizin köreş tarihindeki en çok can hesaplanan Cing ve Şiho uruşları da Milli Armiyemiz düşmanının 2000'den artık askerini öldürüp 2 general, General Gay bilen General Goçi 100'den artık öptüser 2500 askerini eser aldı. Demek 2000'den artık askerini öldürdü. 2500 askerini ve eptiserlerini eser aldı. Bu galibiyle asan kolu iken miydi? Hoş. Yalnız Şiho'nu azat kılıç uğruşu da 700'den artık Şarık Türkistanlık eptiser ve cançılarımız vatan azatlık, müstakillik şehit oldu. 700 askeri Şiho'nu Şiho'nu Mıngı yakın bizim kahraman cançılarımız, ebserlerimiz yarıda alandı. Şeyh Hoca, Mıngı yakın. Cin Şeyhoğlu'nu azat kılan Milli Armiyemizin kısımları Saven Nahiyesini düşmenden azat kılıp Manas Deryası'nı ötüp Ürümçin'i azat kılışka teyyar algı geldi. Demek şu zamanda Manas Deryası'nın boyuna topçu tank kısımları bulup demek neç 10 min yakın bizim Milli Azatlık Armiyemiz toplanan idi. Cenab-ı Yönlüş derket kılıp atkan Sopahun bile Abdükerim Abbas başçılık edik ki bizim Milli Armiye'nin poliki 8. Ağustos günü Baynayisini azat kıldı. 15. Ağustos günü Mızdavan'da tosup yatkan düşmelerini yokutup ilgi bardağın yolunu egelledi. Demek ki Mızdavan başka yol bile gelip bayını azat kıldı. Sonra Mızdavan mühim istikamı vardı. Yolunu canıp bile şu anda. Üyege hücum kılıp, üyede düşmenin kaç yüz askerini öttürüp, kaç yüz askerini eser gelip, demek Mızdavan bile yani Aksu bile kulcunun yolunu tamamen kontrol kıldı. Hoş. Milli Armiyemiz demek Sopahun Palkonik ve Abdükerim Abbasplan'ın rehberliği de 9. ayının 1. günü Aksu Koğun şehrini azat kıldı. Yeni şehrini muhasırı kaldı. Taşkorgan derket kılıp atman partizanlarımız 45. 8. ayının 15. günü Taşkorgan nahisini azat kıldı. Demek Canıp'tan partizan kısımlarımız teşkillenken şunun için bu partizan kısımlarımız 45. 8. ayının 15. günü Taşkorgan nahisini tamamen komendan kısımlarından azat kıldı. 1946 yıl 1. ayının 1. günü partizan kısımlarımız kağılık hücum kılıp kağılık azat kıldı. Ve Poskem nahisini mi komendan askerlerinden tazeledi. Ve Yenişar şehrini mi, Yenisa şehrini mi partizanla şehir içine geldi. Hoş. Bu yerdi ki, demek bu canıptı ki, yani bizim partizanlarımızın sahne 10 mindan eşip etken idi. Mesela bu Taşkorgan, Kağılık, Poskam, Yenisa etraflarındaki bizim eskeri partizan kısımlarımız 10 mindan eşip etken idi. Bütün Şarkı Türkistan'da kolu korallağın Milli Armiye partizanlarının sahne 50 bin kişi gitip ağan idi. İnşallah. Şu zamanda
Demek Holji şehirde olsun, her yerde olsun, azat kılınan rayonlarda demek bizim milli armiyalarımız nâit cangı var ruh bilen bizim nakşillerini eğitip vatan azatlığına teyyar ikenliğini, cini pida ikenliğini ifade etti. Mesela milli koşunumuz diyen şehirde gandık çınıkkan milli koşunumuz. Ümidi mehkem vatan oğlu biz düşmenge karşı kallık küreşte polat kökrek yerip algımasımız. Küçlük kollarda tuttuk kuralını. Gangı aylandı mıştımlarımız. Bizde yeniliş yok, çokum bombaydı. Çünkü ösmekte koşullarımız. Cürünle barayla aldın kısepke. Atakka kılaylı düşmenliği kollap. İt pilimi taşlap granat. Düşmenge bereyli ecellik dekke. Yani bir halk askeri bizi diken şehirde halkımız kozgulup inkılap açtı. Düşmenge gazivi kaynadı taştı. Köreşte galipte inkılapçıla gelbile bizlerge kem kucak açtı. Düşmenini koglayımız sedd içinge. Şum izi kanmışsın Uygur yeride. Yaşsın yaşsın azat Türkistan. Atlandık er ayal azatlık cenge. Kaytarmisi havada uçkan Avrupa halkı. Okumak daima ulanın şevki. Okuban bolaylı bizler terakki, kalmedi düşmenin bizler de hakkı. Diyen marşlarını yangırtıp, koçlardı her zaman bula canguvar nakşılarıyla ötüp durattı. Ve canguvarıyla muş marşlarının önemesiyle kırıp gitti. Demek milli armiyemiz ve partizan kısımları 50 bin kişilik kişi kolu kural ağan ve milli armiyemizinki otları yönlüştük armiyesi Manas deryasını ötüp, demek Ürümçü hücum kılıç aldı tuğan bir mezgilde. Gomindan kattı kalak zaldık içimde. Gomindan'ın Ürümçü turuşluk, bütün şarkı turuşluk askerlerinin başlığı Can Şölyem. Biz bu milli armiyanın kademini tosaşık hiç imkanımız bulmadı. Şimdi Manas deryanın boyukçı, Şeyhone, Altay'ını, Çöçek'ini bula bizden tatip edip, şimdi Ürümçü'nün bosoğusu yıkılıp geldi. Bizim Ürümçü'de 6000 askerimiz var. Demek bu milli koşunun Ürümçü'nün ilişi közü görünüp kalındakla ahval bu şekillenip kaldı. Biz hazır kurban buluştum başka çağrı kanmadı. Onun için bizge askerge yardım verin la deyip can keşik müracaat kıldı. Hem Şarık Türkistan'ın şu vakitteki Şincan'ın merkezini kumulgu yetkeş tekliğimin oturup koydu. Hoş. Ama bu lanın peryadığa, dağdığa demek Stalin başçılığı Sovyet komünist hakimiyeti olanı demek bu palaketin aldı kutkızıştan zimenini hazırlanıp verdi. Şu vakitte Şarık Türkistan'ın merkezi, vakitlik merkezi şu Gürcü'de iki dom vardı. Birinci dom hükümet işleri yerdemlişliğe meslekçilerini terk etip kattı. Hükümet işlerini kontrol kılıç asas meksidi. İkinci dom, ikinci ev diyen gep. Yani eskiri danışmalla, eskiri meslekçilerini terk etip kan ikinci dom vardı. Bununki başlığı General Polkovnik Vladimir Stepanovich Kozlov. Kozlov idi. Stalin şu 9. ayının otururları da Kozlov'u demek ki çakırdı Moskova'ya. Ve Kozlov ile görüşüp derhal Manas deryasının milli armiye Ürümçü götmüşsün. Bu ürüşün derhal tok tutun. Diyen talimatını verdi. Kozlov 12. sentyabr günü gelip Elihan Tören bilen Golcülü görüştü. Görüşüp Stalin'in salımını yetkizdi. Ve hazır 2. dünya ürüşü ayağılış aldı turvatıdı. Hazır yani kaydının kan töksek, nurgun kan tökülüdü. Biz silahını kollasak, Amerika, İngiltere, Gümindan'ı kollaydı. Üçüncü, ikinci dünya avrişinin devamı, bu, ne mi de, Şincan'da, Şarık Türkistan'da buludu. Nurgun adam, bir yerde demek ki kırılıp gidiyordu. Bunun için meseleni teşlik bölüyle el kılış gerek. Zaten Can Keşik bu meselenin teşlik bölüyle el kılış teyyakerliğini bildirip gelmekte. Şunun için ürüşün toktatsak degen teklifini verdi. Elihan Tören ret kıldı. Biz ürüşün toktatsak
Gomendan oğuşu alıdı özüne. Yani Şarık Türkistan'da 20 bin askeri öldü ya esir olup kerekten çıktı. 80 bin askeri vardı. 20 bin askeri. 60 bin kaga askeri mi? Köreş kuvveti tamamen acizlaşkan. Roy çüken. Eğer bir hücum olsa kaçırılan. Mında halkı yap kaga yürüge kalmadan bir ahval dedi. Elikhan Törem'de yaptı. Hayır. Vuruşunu toktatmayız. Vuruşunu toktuştun. Gomendan Şarık Türkistan'ın müstakilliğini tutun. Askerlerin çıkıp kesin. Vuruşun bulmaydı. Hiç meseleli oldu. Ama biz onun olan sohbet ötkesek, Gomendan vakitini kolu keltirip, yani Şarık Türkistan'a yeniden askeri ötken ekili oldu. Bizim işimiz yani çalıp kalıdı, de bret kalıdı. Kozulup, Elikhan Törem'e, bu Stalin'in fikri, eğer biz yardım kılmasak, siz işinizin yakışı ilip varamayız. Bir kademi ilgilenmeyiz deydi. Çünkü Koral, biz yardım kılıp veriyordu. Bizim bıyıkağı vermeydi zaten. Bir miltikin 8 koyga, bir kilometre 24 koyunun pılığı veriyor belki. Elikhan Törem'deydi, Gomendan'ın kolda korallı, bizim korallarımız, onun bir şekilde tatip alıyoruz, hazır bizim korallarımız var, bunların hem yemeğimiz de. Demek ki sülh yıkılış, bu işin çok dışı karışıklıdı. Lakin bu General Polkovnik Kozlov, bu Ort Sertliğindeki kumandanı Penonup'a buyruk çürüp, Stalin'in buyruğu, siz uğraşın derhal, tohtutun. Manas Deryası uyak ötmüsün. Askerlerde talimat verildi. Pelinip bunun uyup Manas Deryası'nın boyu da demek uğraşını, o taraf ötüşünü tohtutup, uğraşını tohtutudu. Şu vakitte Şarık Türkistan Milli Armiyesi'nin ki bazı razıçıkları Manas'ın işlerine Kutubi Nâhileri kadar kırıp boğun idi. Gomendan Nâhileri kattık. Perişanlık içindeydi. Yani Ürümçü'ye 140 kilometre yol vardı Manas Deryası'nın boyu. 140 kilometre yolda bassa Ürümçü'ne girdi. Ürümçü'nün ilinişimi naiti çok küçük etmeydi. Çünkü 6 batalyon yani askeri yani umumiyet evet, kaldı bir 6 bin askeri yani ne misal 6 bin askeri kaldı. Şunun öyle İlhan Törem naiti bu Ürümçü'nün toktutulganlığını meselesini anlap şunun Pelinop'un kolcuğu çakırdı. 17. sentyabr günü çakırıp sen demiş kuruşun toktattın. Yendiyken ben o hem de başka bir neme kılıp bunun kurtuluşu közü yetmey. Ben buyruk emel kıldım dedi. Kimden buyruk emel kıldım? İşte Moskova'nın, Stalin'in buyruğu da cevap verdi. Yendiyken İlhan Törem'deydi o. Sana bu generallık invanını Moskova belgem mi, biz belgem mi? Sen bizden habersiz, bizden talimatımız ama yeterim. Kandan vuruş noktalar sen de pagınını yulup. Onun falan o yugınını yulup yağı taşlı etken. Ama o vakitte bu Sovet'in arı girişi, bu hükümet için de biraz şu Sovet okuyan, biraz Sovet işindeyken insanlığa mı bariddi? Elikhan Törem'de milletçi, İslami kesim mi bariddi? Ama valla her türlü yolu bilen, demek ahire İlhan Törem bu teşlik ölen meseleler kılış karşı debbini kanaat asıl kıyandıyken İlhan Törem'le 46. yılı 6. ayda demek Korgas'a Özbekistan Komünist Partisi'nin başlığı Yusuf geldi. Şarık Türkistan inkılavı hakkında ciddi bir meselelerini müzakere kılmak için aldım. İlhan Törem'le kaçırıp, Sovet İttifakı kaçırıp ekletti. Ve Nazarbayev'e aldı. Korgas'tan. Korgas'tan şey. Demek, sonra bu Şarık Türkistan Cumhuriyeti'nin vekilleri, üç kişilik vekil, Ürümçü'ye geldi. Onun için bu cankeş, teşlik bilen el kılışkı ben ve hazır Şarık Türkistan halkının demokratik hukuklarını hemen bir iş kitayı, o bu de radyo notu sözlüdü. Şunlara yeğe verip, ola bağdı. Verip, birinci kitim bağa vakti da Rahimcan Sabri Acıyup, Ümek Başlığı, Ahmetcan Kasım'ı, Abulhayır Töre, Ümek Azası idi. Bu sohbet... Şu vakit İlhan Dönem'den hükümeti de Ahmetcan Kasım'ı neyimde ünvanı atanıyor? O her bir işler bölümünden başlık etti. Bazenlik taşkışlar ministeri dediğin nemin bazı materyalde de. Sonra bu sohbet 8 ay devam kıldı. Ürümçü'nün kekeller öyle. Evet.
8 ayda. O nime Jankeşik nimesini verdi Jangjijong ne? Garibi şimal 5 ülkenin başlığı. Hem Gomindan'ın en muhim diplomatiği de Jangjijong. Jangjijong ürümçik gibi. Bu Ali Khan Törem'le öp ketken, kaçırıp ketken deyken yine abayık Rusya'lık Ali Khan Törem nimesini elip, yer taşlı etken ünvanını elip. Yani şu devam kıldı mı ya ki şunlarla vazifesine elindi mi? Onun hem de vazifesinin Ali Khan Törem zaten hep taşıldı buna. Kim onun ismini pavkaladı görünmedi. Ya şu bu hiç kaldı mı? Belki bu maşı Ali Çarusya öpserlerden kışıp gelgeli. O vakti Ruslar şunu diyen buluğa. Sizler mışın kılap ondan küçük olsanla biz sizin ötken cinayetini sürüştürmeyemiz. Rusya kayıtışınlığa biz yol koyuyoruz. Ötken nesine sürüştürülmeydi o diyen. Belki bunu çıkıp gitken buluşum mümkün. Macarup, o Macarup diyen bir şey. Bu pelinip ne belki Rusya'ya çıkıp gitken buluşum mümkün. Bu halkamda şu, bu Şarık Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhur Reisi'ne özünün en çok Marşal Erbiş'in en çok başlığı Cumhur Başkanı'nı tutup çıkıp gitse, netçi manlığa koşun durup, yani koşunun en çok başlığı da var mıydı? Bunu sürüştürdüğün, bunu nimesi kıldığın adam yokla şüphetle cimcim mümkün etmemiz başlığı. Hadi bir yerde birincisi bunu akışta naitliği hili mikir öyle ne çıktı, ne çıkıp gitti. Yani bunu köp davran kılmaydı deyip ala Ruslarının ilgi meslekçileri. Demek müşteri Korgas'ta hazır Özbekistan Komünist Partisi'nin başlığı Yusupov sizini kütüp atıdı. Stalin'in mühim talimatı var iken. Bu Şarık Türkistan inkılabı hakkında. Şu yerde sizinle meslekleşmek için. Derhal Korgas'a bağımlısınız bulmaydı deyip bunu korga. O zaman da hem de halkçı da Ali Khan Törem Arşan'ın davalanış gitip de degen mandak nesi takıtılgan. Hem de Kağal'la bunu halkın yoşuğun. Ama Korgas'ı verip bağın deyken bu Kılcık tabi Korgas'ı çekilirsemez A tarafta edip Sovet tarafı ötküzüp bir adillerinde nezer bir etkilip bunu. Demek bir yerde onun elbette narazılıklar buldu. Ama o zaman da yani Sovet hakimiyetinin aşı tesiri mi hili barıttı. Hili tesiri barıttı. Bazı narazılıklar buldu, bazıyla hakimiyetin istifa oldu, bir manca olaylar buldu. Ama bu işgı hem de o zaman yanıla Rusla, yanıyla ilimikini şiltip biz vakitlik mandak kambine, yani sizin ahirik müstakillikle yardım verimiz deyip aynen öyle şeytani nesler bile yani köpçün başkalarını al dedi. Yani hazır biz vakitlik mandak kambine, yani sizin ahirik yardım verimiz deyip. Demek bu 11 maddelik kilişim 8 aylık bir ceryanda. Kim Ahmet Can Kasım Ümek başlık oldu. Rahim Can Sabır Hacı, Abul Hayır Töre heyet azası oldu. Demek Cancıcın ile ilip bağım bu sohbet 8 ay devam oldu. Ulan ne çıkıttım illa kayıtıp geldi hükümetki malumat veriş için. Cancıcın mı Hıttay Gomindan'ın can keşik etip ne çıkıttım geldi. Demek 8 ay devam kılıp ahire 11 maddelik bir kilişim hazırlandı. Bu kilişim Şarık Türkistan Cumhuriyeti'ni otturudan kaldırış ve Gomindan'ın vakıttan faydalanıp Şarık Türkistan'a esker yetkep iliş için zemin hazırlap verdi. Şu vakitte demek bu Çin Hayri Tırvatkan bu Tüngan Nemek Karaydıgan Mabupan'a karaydıgan Ma Çınşan başçılığındaki atlık korpus var idi. Atlık bir korpus yani kol orada. Bu ne Şarık Türkistan'a yok. Bunun askerinin köpü Tungalla. Hıttaylı mı ama köpçülük Tungalla. Bunu Şarık Türkistan'a yok yapıp çıkıp mühim uğurluğa uğurlaştırdı. Bazı herbi koral yaraklığını tolukluğu aldı. Şunu bana Şarık Türkistan'da yıllık 60 Moğan askerini, 60 Moğan askerini 100 Moğan'a çıkarıp aldı. Bitim neticesi de. Bu bitimin talep bu içe şu zamanda Şarık Türkistan Milli Armisi esir güçken 5000 Kıtay askeri veren işki generalini Gomindan'a ötküzüp verdi. Hiçbirine ne misiniz lan? Ötküzüp verdi. 5000 askeri veren işki generalini. Bunun karşılığı türmede nimbogan bazı ziyalılarını ola
Nemeki bir Şarkı Türkistan terapki verdi, onu Volca'ya yandırıp geldi. Demek ki bu mu hem de Orası'nın gösteren, Nemek Kılıçlar bu hem de gerektiğin çıkan Adem'le bulunan o bu da başına 5000 Adem bilen, askeri bilen 2000 generalını demek öyle bir öküz verdi. La ilahe illallah. Bu bitim mi? Demek ki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırış için kılınan bir hili mikirdi. Çünkü Sovet Şarkı Türkistan'da müstakil bir Uygurlarının devletinin buluşunu istemeydi. Eğer böyle müstakil bir devlet bir yerde peyda olup kalsa, bu Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan'da yalgan cumhuriyetli var. Oğlumu ürük ürüklük öyüsü alayıp, bizim müstakil, tam Şarkı Türkistan müstakil olumuzda galiba kozap, bir yer kolumuzdan çıkış ihtimali var. Dem, onun için bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni demek yok kılıç taraftarıydı. 47. yıl, 7. ekeğinde bu bitim bızıldı. 11 maddelik bitim bızıldı. Yani bunu Kıtay'la bızıldı gümünde. Bitimden şartla göre ayıkım dedi. 1949. yıl ekeğinde Kıtay komünistleri gümünden olan uğruşta biraz ola güç kazandı. Ve 49. yıl 7. ayda Li Shaoqi ile Deng Liqun Moskva'ya gelip Sovet hakimiyeti ile Stalin ile sohbetleşti. Hazır bu sohbet asasen şu Şarkı Türkistan hükümetini kandak kılıp yok kılış. Ne müzakir kılgan yığın buluş ihtimala bağ degen göz karış hazır güçlük tahmin kılınmakta. Stalin bilen demek yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin armiyesini yok kutlaştaştan bazı A planı, B planı veya da hazırlanıp Li Shaoqi'ye kaydıp ketti bicinge Deng Liqun degen ne? Rusla mehbi aldı, olacak ek geldi ayrıplan bilen. Deng Liqun Ishaq Bey'in üyüde veya da saklandı. Bu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin hükümet edemleriyle görüşüp Şarkı Türkistan'ın bütün içki ahvallarını ilerledi bu anda. Kançılık eskeri var, kançılık ne mi var? Ondan başka Mao Zedong'un ki teklifi de Sovet Konsul arkalık kegen Mao Zedong'un teklifi de 5 kişini 49. yılı 9. ayda içildiğin memleketlik siyasi kimeşliğine katlaşık davet kıldı. Davet kılınan da Ahmetcan Kasım'ı Milli Armiye'nin kumandanı Ishaq Bek Milli Armiye'nin Mao'nun kumandanı Delil Khan Milli Armiye'nin siyasi komisari Abdikerim Abbas ve Kıtay Demokratları'nın vekili Lüzi. Hmm. 5 kişinin. Bu teklif kaga vakti de Ahmet Can Efendi destek bunun koşulmadan. Biz bu hükümetin asaslık edemini ya kitip kalsak bulmaydı. Onun için biz bu 5 kişi gitmeyimiz, 3 kişi tayin kılımız de bir haberle karaganda, bir belge malumatla karaganda Seyfettin ne, Abdikerim Abbas ne, Delil Khan ne. Uygur bir kazak mı verdiş bek. Ama Rus'un konsili Moskova'nın talimatını yetkizip siz eğer ondan kıysanlar ama yetti velayette bir netçe Adem'in üretipler biz Cungo'nun koyunda kalımızda imza kıldırıp sizler çetti kalısıyla üzerinde birlikte durup Mavuz'un Kıtay Komünist Partisi ile görüşüp Taliban'ın üzerinde yüzümüz koyuşunu girerek sizin Allah'a kılış vasıtalarınla yakışamaz de bunu zorlap ahire bu oğla Andriyaga demek bir işe karar kıldı. Demek ulanı ahirde demek bu Almutu'ya geldi bu ne? Almutu'ya gelip Stalin üretken bir general öyle 20 saat sohbet ötküzüp sohbet bir nokta kelenmedi. Ahmetcan Kasım'ı dedi ki biz düşmanımızın düşmanı bizden dostumuz dedik. Eğer Kıtay komünistleri bizden müstakillikimizi tonusa biz o zaman olabilen dostlarını münasebet kılımız devlet münasebetlerimizi normallaştırırız. Eğer bizden o müstakillikimiz tonumuzsa biz üyeye verip yani bırınkıdek bu Şincan ülkesi diye ülkeni yani saklayıp kılışka biz kol koyamayız. Üyeye 20 saat münazır oldu. O dedi bu general ben Stalin'in vekili. Benim her bir sözüm Stalin'in sözü. Siz Ahmetcan bırın siz Sovet mekteplerde okugan hatta Sovet Komünistik Partisi'nin bütün demirleri gibi teyamen de kesem işken hazır siz hazır başkaca da bu kapsık o. Başkaca Ahmetcan bu kapsık. Doğru. Ben başkaca Ahmetcan buldum. Çünkü ben yurtumda köydüm. Yurtumda zulümde köydüm. Bütün tarihlerin közden köçüydüm tarihimizde. Onun için
bu Xitaylardan biz müstakillik talep kılımız. Bizim müstakillikimizde belgende Xitay ile Şarık Türkistan halkının meselesi olurdu. Bu mesele olmaydı. Onun için ben bu fikirde çıntırımındaydı. Kağıllarını sorganda oğlum mesela Delil Han ve İshak Bey, bizim işte Ahmet Cah Efendi'nin fikir talepindeydi. Şuna bunu ayrı planı oltağızı Moskova'da halkımızda ekitip kiyin demek 49. yılı 11. ayının kançıncı günleri bulaşı Beijing getirip gidip ayrıplan kazası uçurduğu degen meydanı yasap çıkıp bu ayrıplanda şu Ahmet Can Kasım'ı, Devil Han, İshak ve Abdülkerim Abbasif'le ve ayrıplandaki uçukçı ve hadimle alıp emmesi tak vurdu gidip ayrıplan yaya göçüp küyük gitti. Degen bu demeni kılıp demek Şarık Türkistan Cumhuriyeti'ni özünün mühim rehberlerinden arif etti. O zaman da Golcu'nun meçhidege... Aslında türme döltü dedi o aşağıya. Evet, türme döltü. Töltü genel Moskva'ya bir. O tamlığa meçhidege şarlığa yazıldı. Beijing'de kanı yaptı. Moskva'da kolu yaptı. Moskva türmüsteyken de bazı küçük kozuluşlum oldu. Bir müc vekalı oldu. Onlar ki hak dedi ki bunu ekip köşesin bizge. Neye küçük gitti? Kanı uçak. Bizim eden bir hazır kışıp gitti. Veya hazır o Sibirya, Mongolistan'dan bu bölgeleri, Baykal Gölü'nün etrafları, işte kışlığa ya, kahım ya. O bir karlık, tağlık küçük etken hazır ya, edem çüşü mümkün emez. İzdağı demeyiz, tip ekilemeyiz de. Akıl sürdü. Ahırda 50. yılının 2. yılında bu mavzudun birkaç cümleyi ve seyfidinin birleyilip bu Sovyet İttifakı ile Hıttay Cumhuriyet oturusunda dostluk, hemkarlık, gelişim, müzalaş için Moskva'yı bağın idi. Şu Moskva'yı bağın vakti de demek o Sovyet taraf, Sovyet Rus'la Seyfidin'e helikinin demesini taptık cesetlerine. Eğer halısınız, biz Hulcuk'a gidip şehit depni kıyısınız ümmeyle ne mi deyişseniz diken diken ben Mavuz'dan olan Cumhuriyet'in sorap bakaydı, olduğun soruğa vakti de ekitip şehit depni kıyayım diken. Seyfidin Almıtı'ya kelge vakti de Almıtı'ya Roslav'ını ekilip Almıtı'da teslim kılıp başka emmesi yeçik kaçılanan kapkarı köse yani onu çırayını Abdülkerim Abbasım'ın bir tarafı olarak bilinirken kağıldı kapkara. Şunu mu? Ya başka bir adam ötürüp köydürüp sep koydu mu onu bilgi olmaydı hem de tamam. Ekip verip. Demek 6-20 aydın ki 6-20 aydın ki tepeydik de olacak. Çok matem mürasımı kıldı. Matem mürasımı yerlik koyuldu. Hem de demek bu şu komünist ahire aldı olan Gomindan'a Şarık Türkistan'da Gomindan'ın ki nemisi ki onun imdadına koşup Gomindan'ın bir mançı menfaat kazandı. Birisi bu kazanan menfaati. Şarkışmalı tümür yolunu demek Sovyet ile Hıttay birlikte başkuruşu okunu kolu kaptırmalıydı. İkincisi bu Dalen, Port Arthur'da Hıttay'ın Dalen diye şehirde. Sovyet Deniz Armiyesi'nin harbi bağısını kuruşka. Onun maklılıkla aldı. Ve Şarık Türkistan'dan nefet ve baylıklarından, altın, urayınlarından tam faydalanış hukukunu kolu kırgızı aldı bu. Gümendan'ı setiş arkalık. Komünist setiş arkalık. Komünist setiş arkalık. Nemen kolu keltiydi. Demek yanıla, demek komünist setiş arkalık. Yani Şarık Türkistan'ın baylığının ortak faydalanış. Onun da ikin yanıla Şarkışmalı tümür yolunu yani birlikte başkuruş. Gomindan mı da okşaş mı? Okşaş, tümür yolunu başkuruş, okşaş. Onun da ikin bu Bırmançı'ya yani menfaatlerini kolu keltirdi. Menfaatlerini keltirdi. Kinyana onu kılamadı o Hıhtay onu mesela komünistler Kinyana ölüp. Demek ahir çıkıp etkanda komünist Hıhtaylığı yerden verip Şarık Türkistan'ın tekrar müstemlikü buluşuna zemin hazırlayıp verdi. Kim bu? 49 yılda iki. Şarık Türkistan Cumhuriyeti toplam 5 yıl ömür köyde. 44. yılı kurulu da 50. yılı geçilik. Yani 5 yıldan artarak bakıp. Şu vakitte demek Şarık Türkistan tuprakları da ay yıldızlık yeşil bayrakla bildirdi. Milli Armiye özünün ay yıldızlık
Kakar Ay Yurtuzluk belgesi ile devam kıldı. Şark Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve onun muvaffakiyetleri halkımızın devlet kuruş ve devlet başkuruş enenisinin nait kuvvetli geldiğini ispatlap verdi. Ve halkımızda zor bir ümit bekliştirdi. Eğer herkancı kuşluk devlet olsun mu, biz eğer özümüz pidakarlık kılıp, can kıysak bunu yeneleydik aldığımız hakkında halkımızda yeni bir ümit bekliştirdi. Yani Uygur halkının devletçilik enenisinin kuvvetliğini, devlet idare kılış kabiliyetinin üstünlüğünü gösterip verdi. Ve şu vakti mesela Şark Türkistan Cumhuriyeti'nin bütün idareler etkisilindi, armiyeler etkisilindi, banka sistemini kurup çıktı. Şu vakti 100, 200, 500, 1000 dolarlık, dolar deydi, dolar şeklindeki pul bankada besilip o pul kullanışka halk arası kullanıldı. Halk durmuşu biraz yakışlandı. Medeni mağrib, edebiyat, senet işleri rivajlandı. Seyye işleri terak kıldı. Demek bırınkı bu gümünden vaktilik ehval karaganda demek halkımızın hayatını mı çok bir özgürlük oldu ve halkımız demek o cumhuriyetin böyle aval gümünden vakin bu Rus demek Hıtay komünistliği sitilgallığı da nait efsizlikçi de gelip demek aldan kallığını eskildi. Aldan kallığını eskildi. Yanıla onun diyekin bizim vakayla tükümüdü. Şarık Türkistan'ı azatlık, hürriyet, istiklal için nurgun küreşler oldu. Bu küreşler nurgunluğun bizim münevvelerimiz şehit oldu. Bu küreş halen devam kılavatıda. Demek ne için bu Sovyet Rusya'sı, Stalin, bu Şarık Türkistan inkılavı yeni partlığın zamanda onu kollaş kıyafetine kırıp aldı. Kiyin ne için kollaştığını vazgeçip aval Gomindan'a, Kıtay komünistlerine bu inkılatını işgü kollap sürüp verdi degen de. Muştuğun cevap veriştim bunun. Bunun birkaç sebebi var. Muştuğun cevap veriştim bunun. Mesela şu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin ki devlet erbaplarının içi de Kıtay komünistlerinin kolu biz çüşüp kılıştım. Burunlam şu Kıtay komünist partisi, Mavuzdan aşı kurgan şu partiyanın aşı eza boğan davet edip şundak. Resmi azab oğallar yok ama bu bunun için de Abdülkerim Abbasov özü bunun Şincan Şöyen'de yani ölümcülük darlıkında okuyan şu vakti de bu işkirdik komünistlerin bir kaç yıldır şu mektepte muhim vezifelini ağan şunun tesirini biraz uçurakan bu adam. Hıttay komünistleri belki Gümendan'dan cık perik oldu. Bizi belki tenlik, beraberlik hukukunu verirdi. Diken Münda bu işendi boğallarının biri. Hoş. Hatta 46. yıl, 1946 yıl 11. ayda Gomindahoy'nin ki, Gomindahoy'nun el halik kurultuydu genci Gomindahoy'nun jığını çakırdıp, onunla bak bitim vaktemdi. Onun vekille bir iş doğru gelip, şu 11. ayda 46. yılı. Demek bu ili tereptin, Ahmet Can Kasim'i, Abdülkerim Abbasov, Ziya Semid'i katardık 5 mi 6 kişi. O kalan o yetti velayet tereptin 10'dek kişi olup 16 kişi bula Gümendahoy'un jığını katlaşkan. Bu jığın Nenjing'de boğan. Şu vakit Abdülkerim Abbasov mehbi halde Cumhur Komünist Partisi'nin Nenjing'de turistik vekili Dumbuyu olan görüşkenliği. Ve onun olan görüşüp Şarık Türkistan inkılabı hakkında malumat belgeliği. Hakkında bazı malumatlar var. O vakti de biz Halk İnkılavı Partisi'nde bir partiye kurduk. Bu aşı komünizmle nişan kıyan bir partiye. Bu partiyeni sizinle kubul kıysanlığa degen teklifini koyganda ben merkezge itibaka edip ki merkezin haber edip çünkü komünist merkezden hazırca sizinle tutturunla hazırca biz sizinle kubul kıymayız. Hazırca tutturunla. Vakti gelmedi dedim. Abdülkerim Abbasov şunu teklif kıyan. Evet teklif kıyan. Evet şunu. Şimdi bu biraz bu adam hem de şu vakti de biraz hem de şu Mahtay komünistliği biraz öyle zırak şencisi var. Oldu belki biz gemende komündandı perlik siyasi konuda yer ederken ama o mu yana ahir verip yani kurban bulup ketti. Çünkü onun birini saklap kalsa bu suikast paşup kalıp şunun için hemen ola ötürüp taşındı bu onu yani o rehberlerden. Şimdi bunun için, ne için ben yukarıdaki aval kollaş kıyafetine ilgilenlik veren kılavaldı?
Sen ne için kollaştın vazgeçti? Bunun 5 asas sebep vardı. Hoş. İkinci Dünya Savaşı'da Hitler Germaniyası'nın Moskova, Volgograd'ını kurşap muhasire gelişinden sonra 42 ve 43. yılları Sovyet mail siyasetini özgertip Çingiz Aytmatov'un Gomindan olan birleşişi ve Sovyet'in Şarkı Türkistan'daki tesirlerini tazelişi Stalin'le ve Sovyet hükümetine naitte kattık. Bir aram kıygan ve bununla gazetlengeniydi. Şunun için ola Şarkı Türkistan'da bir inkılap olsa küçükken kollagan kıyafet kirebilip Kıtay rehberliğe bizimle yakşı münasebetli bu musunuz? Şarkı Türkistan halkını beşinizde balayı afiyet kılemeyiz diyen bir mesaj ne? Bir iş ne? Mesaj kıygan idi. Demek siz bizim böyle birli olan Şarkı Türkistan baylığını birli paydalanaylı. Eğer siz bizimle aynı da yakşı münasebet kılmışsınız, Şarkı Türkistan halkını beşinizde balayı kılemeyiz. Balayı afiyet kılemeyiz. Diyen bu mesajını bir iş için birincisi. Şimdi size bunu Jankay Şıngısay'dan intikam iliş deydi, bu mu doğru? En asası demek ki, kaysa Kıtay hükümet olsun, bizimle yakış etişimiz lazım diye mesajını vermek için dedi. İkincisi, Amerika ve İngiliz hükümetleri, İttifak dışı Gomindan hükümeti ile kilişimi hasıl kılıp, Ürümçi'de Amerika ve İngiliz'in konsülhanlarını açkan idi. 43. yılın ahırlarında. Ve 44. yılda bu 44. yılın başları da Gomindan hükümeti Amerika ile birlikte Gulcu'nun Kontacı yaylısı da yaylıkı da bir herbi baza Amerika'nın bir eskiri hava armiye bazısını kuruşka kilişimi asıl kıyan idi. Bu kilişimden Ruslan'ın haberi var idi. Onun için bu inkılapını kollaşı arkalık şu Gulcu'da özünün takip aslığı alıdığı özünün bekini de bir Amerika'nın hava armiye bağısının kuruluşunu çekleş, bunu kurdurmasızlık için bu inkılapını biraz destekleş kıyafetli kırma dedi. Şimdi. Hakikaten demek Gulcu azat oldu. Üç vilayet tamamen azat oldu. Demek Amerika'nın bu planı aşmadı emelge. Şu vakitinde onun projesini tüzüş için iki Kıtay'ın generali gelip ve çok o hava armiye bağısı iken o kol güçlü çöreydi inkılavın ceryanı da. Şu şartı inkılavın ceryanında o generallığı düştü. Ve çir tuzlarını sızıp onu 50. yıl pütürüş plan kıptı kendine. Şu 44. yıldın 50. yıl geçe 5-6 yıl işlep çok bir hava üstü kuruşka karar kılışına gidiyor. Bunun aldığını ilişki için ikincisi. Hoş. Üçüncüsü Kıtay ve onun ittifaktaşları bilen uruş kılıp atkan Japonya'nın Şarkı Türkistan'ın özünün tesir dairesine kırgızıp ilişini tosmak için idi. Mesela baktığında Kıtay'ın asası deniz boyu mühim şehirleri durgun kısımları Japon hükümet tarafından ola Japon hakimiyetinin idaresi ötken idi. Yani Japon'un Şarkı Türkistan'ın gelip ya da özünün tesir dairesini Şarkı Türkistan'dan tiklep ilişinden ya da bir Şarkı Türkistan'ın hükümeti kurup onu özünün tesir asla ilişinden Ruslan'a ait çocuğuydu. Şunun için bu inkılapını kollaş, arkalık, eğer Japonya bütün cüngünü mağlup kılıp Şarkı Türkistan'da bir Şarkı Türkistan hükümeti kuruş uğrunsa, o zaman özünün sadık adamlarını takı çıkarıp, yani yalgan bir cumhuriyet, yani Özbekistan, Kazak, özü koşu veriş. Hoş. Veya görünüşte müstakil, emeliyette Sovyet Rusya'sınınki kontrollüğündeki bir devletini kurup, demek yapılanı Kıtay'ın çigirisi çekilip duruş. Şarkı Türkistan'da bir arı bölge kılıp veya de bir özüge masajlıdan bir hükümetin kuruşu idi. Üçüncü meksudu bu idi. Eğer aynı ahval yüzü birip kalsa ama aynı akıl iş. Dördüncüsü Sovyetler İttifakı rehberliği ilide kurulan Şarkı Türkistan'ın hükümeti üstündeki tesiri, rolünü Kıtay hükümeti böyle boğan münasebetlerde pazarlık kozları kılıp kullanıp Kıtay'dan iktisadi, siyasi menfaat kolu keltiriş için bunu yalganını kollaştı bizi kırmamın. Onun için yani bu Kıtay'dan meyli Gomindan hükümetinin bu meyli komünist hakim bir manca menfaatini kopağın olsa şu Şarkı Türkistan halkının kaldır bedelige. Onu kozır kıptırıp eğer ne bakılmazsanız bunu
biz yanı kollayımız. Diğer dönem kütür bir münç mertbetle kazanı aldı. Beşincisi, Şarık Türkistan'ın yarüstü baylıklarının paylanış için dedi. Yani 1945 yılı 6. 9. Ağustos günleri Amerika tarafından Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombanın taşlanışı ile yani atom bombası attı zaten Amerika 45. yılı 6. ve 9. Ağustos günleri Hiroşima ve Nagasaki'ye iki atom bombası taşladı. Şunun ile 45. yılı 9. ayının ki 9. Ağustos günü Japonya İttifaktaş devletlerine teslim bulduğunu ilan kıldı. Yani Amerika, İngiliz'e İttifaktaş'ta teslim bulduğunu ilan kıldı. İkinci sentyabrda Japonya teslim buluş şartnamesini imzaladı. 45. yıl ikinci sentyabr Japonya demek teslim buluş şartnamesini imzaladı. 1945. yıl 9. sentyabr günü şu Yalta Cığının Roy'a sersen Sovet İttifakı koşulları Japonya'ya vuruş ilan kılıp onun yani Dumbi rayonuna, Şarık Şimal rayonuna yani Manchuria devlet kurulan Şarık Şimal'a girdi. Veya de Kanton armiyesini tarmar kılıp onundan düşken Nırgın kuralları demek ki Kıtay komünistlerine son kütüphelerdi. Kıtay komünistleri demek Şarık Şimal'dan kuş toplam onun için bu da Gülümdan karşı üstünlük kazandı. Demek bu beş sebeple kıyın edildi. Çünkü bu beş sebeplerin birincisi emelge açtı. Yani demek kanda emelge açtı. Yani Kıtay'a masajını verdi. Bize yakışık etmişsiniz beş an. İkincisi eskiri bazı kuruş. Gümündağ'ın Amerika'nın Gülce vilayeti de, Gülce şehri de, Gülce müstahilik eskiri erbi, hava erbiye bazı kuruşunu emelge aşırıştın bir taraf kıldı. Hoş. Üçüncüsü Japonya'ya teslim oldu. Japonya'nın Şarık Türkistan'a kilidigan tesiri veya yerde bir Şarık Türkistan hükümeti kuruşunu ibaret bu tehlike ortadan kalktı. Onun da korktu o. Sovyet. Dördüncüsü Sovyet İttifakı rehberliği demek illik kurulan Şarık Türkistan hükümeti üstelik tesiri rolünü Kıtay hükümetine bağlı münasebetlerde pazarlık kozır kılıp kullanıp meyli Gümindan'dan olsun, meyli komünist Mao hükümetinden olsun, Nurgun paydı menfetlerini kola geldiydi. Beşincisi demek o Şarık Türkistan'ın birmancı baylıklarını kola kırgızı aldı. Mesela atom bombasının şikini 6. 9. Ağustos günleri Japonya'ya Amerika attı. Tahir Sovyet atom bombası yoktu. Bu bunu atkandaki atom bombası yasaş, evsin ayet güçlük boğun edildi onun. Atom bombasının yasakallığını biraz okup, onun asaslık malzemesi, materyali, uranyum, Şarık Türkistan'ın Altay tağlarında, ili tağlarında bu uranyum vardı. Bunun Sovyet injenerleri Şınız Sevil'e yakın ötken zamanında bunu inaklıgan idi. Şunun için bunu erişine ait mühimdi, atom bombası yasaş için. Şunun için Şarık Türkistan'ı kollaş arkalık, Altay'ımı azat oldu, ilimi koyup etti, onun tesirini paylaşıp bu uraylarını kolu keltirip aldı. Onu kolu keltiriş ve atom yasasının hazırlığını kılıp aldı. Demek Mışındak yolla arkalık, demek bu paydı menfetle yoluna, demek Şarık Türkistan halkının bunlu kallık güreşleri, nurgunluğun yaşlarını, manevver adamlarının şehit oluşu bendirken bu cumhuriyetini demek aval Gümindan'a, Kıtay komünistlere işki kollap sürüp verdi. Hatta Mao'nun Şarık Türkistan'a kiriş vaktini 50. yılının 2. 20'i kaldı oğan, 2. 20'i. Onu Sovyet, onun ile bu haberini alakan deyken, onunla ile görüşüp, bu kesiniz bir yerde hazır milli armiye var. Üç vilayette. Onu deyken bu Mabupan'ın adamları hazır Maçinşan var. Bu da çok bir vaka çıkarıp, bu toprakını bir başkaçı bir algı keltirip koyuş mümkün. Onun için siz Şarık Türkistan'ın içtik iş halkı işiniz gerek. Benim bu eskili kısımların ötkeşte kıyınçılığım var. Bunların çöllerini bisip ötüş gerek. Bunun açlık, aksep teminatı gerek. Bunun da nırgınlığa toş vasılı gerek ise Sovyet
hükümet istedim. Bunun bizim biz halkımız. Aksep teminatını üstümüze gelemez. Ve sizden esker toşum için 50 ayrı plan. Kıtay komünistlerine yerden kıldı. 50 ayrı plan bile esker toşum yerden kıldı. Bu eskerlerini bu Cüçen'den Kumulga 50 ayrı plan günde ne çıkettim? Kıtay komünistlerine eskerlerini toşum. Kumulga gelip taşıydı. Tak ömürde bir gittim ayrı plana çıkıp bakmadan Kıtay'ın emgâ eskerleri kokap gidip ayrı plana kaldı. Demek Kumulga gelip Öktabr'ın 14'ü Ürümçik'e, aldığın kısımları Ürümçik'e girdi. 49. yılı, 10. ayının 14. günü Ürümçik'e girdi. Demek, bu ehvallardan karganda, demek bu cumhuriyetlerimizde Sovet, Rusya, komünistleri çok hayırlık mı kıldı? Esnidin zaten o samimi emestin o destek verişi, vakitlik paydalanış içindi. Ahirde demek, vaadilleri gibi yırtıp taşlap, demek Şerq Türkistan Cumhuriyeti'ni yani müstemlikalığa keltirip bugünkü perişanalığı yolu çıkı sebep oldu. Onun için Şerq Türkistan halkı bu tarih savaklarını içten çıkamadı. Demek Bedevlet zamanı da muhakimiyetin ağdışkanı Ruslan'ın Kıtaylığa yerden gözetti. Sonra bu 33. yıllık İslam Cumhuriyeti'ni yok çıkı mı? Elbette Macun'un yani Tüngen Şerq Türkistan'ın Kaşkaya kırıbını veyran kılıp bu Cumhuriyeti'ni paylaşalı keltirken Macun'un. Onun bedeliğe onu bop dedip kabul kılıp sevit gitti. Macun yani. Üçüncüsü bu. Bu nesilden biz hatalık ne iş kıldık. Hem de biz onu tekrarlamayız deyip İlhan Türen ve Nurgun vaadini verip hatta özün albıtını çıkartan yeni hayat, şarkı akıtıngan jurnalları da naid köp makalalı alan kılıp Kıtay'ın Müslüman'daki şarkı Türkistan'ın katli kutuluş gerek. Biz bunun katli yardım kılıyoruz. Diyen bedevletli maktaydıgan makalala, Cihangir Hocamdet Mehdiyle'ydiğen makalalarını elan kılıp, demek aynı kuluk, iligerlik bile, demek Şerq Türkistan halkı, demek Ruslar burunki hatalığını tonuptu, hem de bizi yardım kılığa okşaydı o diyen, aynı hıyalı keltirip koydu. Lakin emniyetin ne buldu? Emniyette asilik kılıp, hayırlık kılıp, Şerq Türkistan'da bugünkü paciye kilip kılışla, elbette bu Rus komünist hakimiyetinin mavzudan veren til biriktirip, yapmağın bu siyasetinin paciyelik akıbeti birimizin de bir günkü geldirip koydu. Şimdi biz bunun değil ki ne kılışımız gerek? Bu tecrübelerden bir savak kılışımız gerek. Birinci öz takdirimizde, öz kolumuzda mehkem tutuşumuz lazım. Meyli kandak bir inkılap kıysak, meyli kandak bir mücadele kıysak, biz öz takdirimizde, öz kolumuzda tutuşumuz lazım. Bunda da geldik Çetin yardımını red kılış, Çetin yardım almasını, Çetin ıstaşlarının kolu kıldığını da geldik emez. Elbette dünyada bizden kollaydığın devlet, halıklar bizi istaşlıktıysa, biz elbette onu kabul kılıyız. Bunun yardımını kolu kentiriş. Ama asas hukuk ne? Asası siyaset belgeleydiğin işlerde öz takdirimizi, öz kolumuzu tutuşumuz lazım. Hukukumuzu başkalarının kolu tutkuzup koymasılığımız lazım. Yani mesela şartlarına paciye şu, Ruslar yerden vermez, mesleğiçilerimiz edemlerini tıkıp, armiyeni kontrol kılıp, ahirini verip, demek biz ne? Bu paciyanın müstemlik ulaşık geldirip koydu. İkincisi, küçük bir milli karakteri yiye partiye kuruşumuz lazım. Partiye buluş lazım. Bu inkılaplığa rehberlik kılan küçük bir partiye. Yani milli karakteri yiye bizim hakiki imallık, vicdallık manevverlerimizde teşkil tapkan bir partiye buluş lazım. Bizim meyli inkılap, meyli mücadelemiz. Halkaradik mücadelelerimiz gibi türlük dernekler, teşkilatlar, bu teşkilatlar buluşu lazım. Üçüncüsü, biz vicdallık, imallık, İslam ahlakı iyi. Hazırki zaman ilim ben seviyesine sahip olan milli kadırlarını, milli münevver izbasarlarını terbiyelip yetiştirişimiz lazım. Bu bombayı bu. Bizim inkılaplarımızın köpünün mağlup buluşu, demek kahramanlık mı köşettik? Ama ilim, pen, ahlak, vicdan, bunun sahip olan, hakik Şerq Türkistan halkının iradesi vekillik kılınan münevver kadirlerimiz yeterlilik emesiydi. Şunun için biz tarih demir düşmeliğe aldınıp geldik, aldı da bizim paydınıp bazı menfaatlerine kolu keltirip ağandıyken biz de aslında bizden paylanıp bu bizi 20 yılda taşlar etti. Şunun için bizi kadir yetiştiriş,
milli münevverlerini, imanlık, ahlaklık, İslam ahlakına iyi, yakşı, zamanevi ilim, pen bilimlerine iyi münevverlerini yetiştirişimiz lazım. Buna bizge manlap, on manlap bundan ademler lazım. Törtüncü, birlik ittifakımızı, köz karşıkımızı dek asırışımız lazım. Buna ait mühim. Bizim Şarık Türkistan inkılavına şu bütün Şarık Türkistan kanatı inkılavı destek galip kılışımızın sebebi şu milli birlik ittifaklığımızın mı oldu birinci sebep? Çünkü biz Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek yani bu Müslüman halklarını hepimiz bir bayrak aslında toplayardık. Hmm. Şarık Türkistan diyen bir bayrak aslında toplayardık. Hmm. Biz Uygurçılık kıldık. Hatta Aylıkhan Türem Özbek olsun Şarık Türkistan Cumhuriyeti'nin biz prezidenti, reis kıldık. Hmm. Mesela bir mançı Kazaklı'da mesela Delilhan Sükürbay, general o mu? Şu bizim sepimizde o. Osman Bahadır, o mu inkılaptan destek vakıfları şu Esi koştu, özgürlüğü birlikte oldu. Onun deyken şu zamanda demek Kırgızlardın mesela İshak ve Kırgızlardın o mu uzun tecrübeye, o mu şu bizim içimizde beraber oldu. Onun deyken biz yani Mongolla ve Şve hatta Tungallardın mı biz paydalandık? Onun için çetik kalkmadık. Şunun için Mongol divizyonu. Yani Mongol divizyonu diyen 500-600 kişilik bir atlık asker. Peki onun siyasi komiserleri Uygur. Ha. Kumandanı Mongol. Onun için de Uygur kadırlığı alınıyor, kutturduğu. Onunu koyduk. Mesela Tungallı'nın polikini teşkil kıldı. Tungan poliki. Ama bu polikinin başlığı Tungan. Yani onun için de Uygur'un kadırlığı. Demek her Şarık Türkler, Türk asıllı halkla birlik gelip, birlikte baş koşup, demek ki her bir can meydanları da bize galip geçiyor. Birleştirişin demesi. Onun için biz bu Şarık Türkistan'ın asaslık halkları olan boğan ittifakını birleştirişimiz gerek. Birliğimizi aşırışımız gerek. Yani buna da biz yurtvazlık, kabilevazlık, patarlık bu illetlerden biz her zaman saklanışımız lazım. Demek ki bizim birlik ittifak lazım. Birlik, her zaman düşmanlar bizden birlik ittifakını buzuş için. Köktürk devletinin birlik ittifakını buzuş şarkılığı ben Kıhtay'da. Hoş. Bunun bizim Bronk Cumhuriyetlerimizden aldırılıştı mı? Şu birlik ittifaklı pişne silip birbirimizi düşman kılıp başlığını paylaşıyor. Onun için biz birlik ittifaklığımızla köz karşılamadık. Asır işimiz bunu her zaman mühim oran koyuşumuz lazım. Tamam. Takdirimizde dair zor meselelerini mesleğet, fikirli şarkılık yüzümüz karar verişimiz. Ve bir bişimçilik bilen bir edemden karar verip bizi hata yoluna başlayıp koyuşudun. Biz saklanışımız lazım. Her zaman kalliktir bir rehberlik. Tamam. Buna yolu koyuşumuz lazım. Zor meselelerde fikirlişiş, meslehetlişiş, istişare arkalık doğru kararını verişten dikkat kılışımız lazım. Yanlış kararlarla verişten aldığını ilişimiz lazım. Altıncı, milli ideolojiye ve stratejimiz buluş lazım. Yani biz birincinin Müslüman olmalılığımızı sebebiyle biz İslam dinindeki bir millet. Elbette biz İslam birliği, İslam ittifakını elbette biz göz karşılığı asılayımız. Yani bir taraftan özümüzün milli ideolojiyemiz, yani Uygurların, Şarık Türkistan halkının bir milli ideolojisi oluşturması lazım. Bir nezrivi sistem buluş lazım. Biz başkalarının izlediğinden bu bizge kırık kırıkı davranlarına, netbeye, sahta nezirelerine biz itibar kılmasımız lazım. Ancak biz stratejimiz buluş lazım bize. Biz ne miklimiz? Birinci baskı, ikinci baskı. Kanda be. Hazır halakarada biz Nurgun devletlerine taklip yaptık. Her bir devletin Şarık Türkistan meclisi şahsının farklı. Bazıları bizden belki bir koz kılıp Kıtay'dan biraz bilimi kazanış için hareket kıldık Allah'ın buluş yok emez. Tabii, ama bunun da biz hışar olup, özara birlik ittifakımızı küçeltip, biz Şarık Türkistan halkının aradısına vekillik kıldığından doğru yolda menşimiz lazım. Tamam. Buna ait mühim, buna ait Allah'ı tehditlemek isteyelim. Tamam. Hakikaten ait tefsili haletti güzel bir eçbeli, Allah razı olsun. Yani bugün Cumhuriyet 1944 yılı kurulgan bu Cumhuriyet'in aldı keyni ve yıkılış
sebepleri, Rusya'nın ki kılığan hayırlıkı, Katarlık mezmurlarda hakikaten kendi dairede toktaldı Katarlık kardeşler. Hakikaten açık bir savak ilişimiz gerek bu. Tarihimiz ötken açık bir realık. Ve bunun da elindeki nurgun savak tecrübeler hakikaten körülüp durdu. Bunun sözleşmenin oranı yok. Hakikaten bunun da kişiinki hayatımızda, bunun da kişiinki devlet kuruş yollarımızda bunun şu malumatların hepsi hakikaten bize çok ders verdiğin derecedeki mezmurlar söylenip ötüldü. İnşallah bunun ikinci programlarımızda yani şu başka hılma hılma uzayan Hıhtay'ın eylip beri vatkan şu Hilgar'daki hazır yürgüzü vatkan bütünle tarihini burumluğun halette halkımızın yanına özü kılgan kılıp kilovatkan barlık eşeddi zulümlerinin hemmesini adalette görüstüp halkının yanını yüş üçün eylip beri vatkan teşvikatlarına reddiye bilen şekilde belkancı kılmaz mülada toktulmaz. İnşallah bu tört kısımlık programımızda biz iki kıtımlık cumhuriyetini aldık indiki mezmurlara bir kadar kirip ötken bulduk. Yeni bir programımızı görüşürüz. Sizlerin Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Kıymetli vaktin çıkıp kepegen hürmetli kusarımız Sultan Mahmud Kaşgarlı'ya kökünün bir rahmet ettiğimiz rahmet. Allah razı olsun. Fikirlerini halkımızın yetküzüş, pırısını yaratıp egelliğim için sizlerim teşekkür ettim ben sizlerim afiyet dileyim. Çok rahmet, rahmet. Kadirli kardeşler, yeni bir katılmak programımızı görüşürüz. Sizlerin Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.